Sevgili çocuklar, Türkçe dersimize hoş geldiniz. Konumuz zıt anlamlı sözcükler. Hazırsanız başlıyoruz. Anlamları birbirinin tam tersi olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Görsellerimize birlikte bakalım. Ağaç görseli görüyoruz. Bu ağaçlardan birisi büyük, değil mi? Birinci ağaç büyük, diğer ağaç nasıl? Küçük. Bakın çocuklar, büyük, küçük. Birbirine benziyor mu? Hayır, birbirinin tam tersi, yani zıt anlamlı kelime. Fil ve fare görselimiz var. Fil nasıl bir canlıdır? Fareye göre ağır bir canlıdır. Bu durumda ağır fare ne olacak? Hafif olacak. Ağır, hafif. Nasıl kelimeler? Zıt anlamlı kelimeler. Burada yaşlı bir çiftimiz var. Yaşlı ya da ihtiyar yazabiliriz. Yaşlı. Peki kız nasıl? Genç. Yaşlı, genç. Nasıl kelimeler? Zıt anlamlı kelimeler. Bakın çocuklar, birbirinin tam tersi. Birbirine anlam olarak benzemiyor bu kelimeler. Burada bulut ve güneş görüyoruz. Yani gündüz yaşanıyor. Diğer tarafta ay görüyoruz, yıldızlar görüyoruz. Gece yaşanıyor. Gece, gündüz nasıl kelimeler? Zıt anlamlı kelimeler. Birbirinin tam tersi olan kelimeler. Beyaz ve siyah görüyoruz çocuklar. Siyah, beyaz zıt anlamlı kelimelerdir. Birbirine benzemiyor. Anlam bakımından birbirinin tam tersidir. Tavşan kaplumbağaya göre nasıl bir hayvan? Hızlı. Kaplumbağa da yavaş bir hayvan. Her ne kadar masalda yenilmiş olsa da tavşan hızlı, kaplumbağa yavaş, hızlı, yavaş. Bu kelimeler zıt anlamlı kelimelerdir. Bardaklardan biri dolu, diğeri boş. Dolu, boş. Zıt anlamlı kelimeler. Buradaki biber acı. Biz biberi tattığımız zaman nasıl bir his alıyoruz? Acı bir his alıyoruz. Peki şekeri tattığımız zaman tatlı bir his alıyoruz. Bakın çocuklar, acı, tatlı, zıt anlamlı kelimeler. Çünkü hissettiğimiz şey birbirinin tam tersi. Diğer görsellerimize bakıyoruz. Birinci mum nasıl? Uzun. Diğer mum kısa. Bakın birbirinin zıttı. Dondurmayı tattığımız zaman ne hissediyoruz? Soğukluk hissediyoruz. Soğuk. Dumanı tüten bir kahve ya da çay var burada. Peki içtiğimiz zaman nasıl hissedeceğiz? Sıcak hissedeceğiz. Soğuk, sıcak, zıt anlamlı kelimeler. Ağaca yakın olan hayvan hangisi? Köpek. Köpek için yakın yazıyorum. Peki kedi ağaçtan nedir? Uzak. Bakın çocuklar, uzak, yakın. Nasıl kelimeler? Zıt anlamlı kelimeler. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.